Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Gölgesizler serisine devam ediyoruz. Ve Gölgesizler'in bugünkü bölümünde bahsedeceğimiz kişi ise St. Louis Jane Doe. 28 Şubat 1983 Pazartesi günü öğle saatlerinde St. Louis, Missouri'de iki tane adam metal hurda aramak için bir apartmana girmişlerdi. Bahsettiğimiz bu apartman terk edilmiş bir apartmandı ve kendileri de bir arabaları vardı, o arabayı tamir etmek için hurda arıyorlardı güya ve onun için bu apartmana girmişlerdi. Orada bir şeyler bulabileceklerini düşünüyorlardı. Fakat bodruma indiklerinde ve adamlardan birisi sigarasını yaktığında hiç kimsenin karşılaşmaması gereken bir görüntüyle karşılaştılar. Bodrumda gördükleri şey 8-11 yaşları arasında 1.47 ile 1.67 arasında boyları olan Afrikan Amerikan bir kızdı. Kızın bedeni cansız halde yerde yüzüstü yatıyordu ve aynı zamanda kafası bedeninden ayrılmıştı. Kafası ise ortalıkta yoktu. Kana bulanmış sarı V yaka bir kazak giyiyordu. Kıyafetlerinin hiçbirinin üzerinde bir etiket yoktu ve aynı zamanda yerde pantolon ve iç çamaşırı çıkarılmış bir şekilde yatıyordu. Boynunda bir beni ve tırnaklarında da iki kat sürülmüş kırmızı ojeleri vardı. Kızın elleri kırmızı beyaz naylon bir iple birbirine bağlanmış bir haldeydi bulunduğunda. Yetkililer olay bölgesine geldiklerinde kızın bir seks işçisi olabileceğini düşünmüşlerdi. Fakat daha sonra beden üzerinde yapılan incelemeler üzerine daha ergenliğe bile girmemiş olduğu anlaşılmıştı. Başının büyük bir bıçakla kesilmiş olduğunu düşünüyorlardı çünkü bulunduğu bölgede kesikler çok temizdi ve aynı zamanda bulunduğu bölgede de kan yoktu. Yani başka bir yerde bu şey gerçekleştirilip bedeni daha sonra buraya getirilip bırakılmıştı. Yetkililer olay yerini incelerken fark ettiler ki duvarlarda kan lekeleri vardı ve bu kan lekesi kızın bedeninin taşınırken duvara sürtmesiyle oluşan kan lekeleriydi. Otopsi sonucunda kızın cinsel saldırıya uğradığı ve bulunmadan bir süre önce de boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Yapılan geniş aramalara rağmen maalesef kafasını bulamadılar ve bu da şu anlama geliyordu: ne dental kayıtlarına bakabileceklerdi, dişlerini inceleyebileceklerdi ki önceki videolarımı izlediyseniz özellikle Jane Doe'ların kimliğinin belirlenmesinde dişler çok önemli bir nokta. Aynı zamanda da kızın dijital ortamda tekrardan yüzünü oluşturamayacaklardı. Yani ilanlara bastırabilecekleri bir yüz de yoktu. Yetkililer yakın çevredeki bütün okullardan öğrenci listeleri oluşturdular ve bunların sonucunda da bütün çocukların aileleriyle ve güvende oldukları ortaya çıktı. Bunun üzerine kayıp çocukların bulunduğu sisteme girdiler ve orada araştırdılar. Fakat yine de tanımları bu kızınkiyle eşleşen hiç kimseyi bulamadılar. Yapacak bir şey kalmayınca artık medyumlara ulaşmaya karar verdiler ve bu medyumlar bir seans gerçekleştirmişlerdi. Seansı da kızın parmak izlerinin kopyasıyla yapmışlardı. Hepsi ise bir sonuca varmıştı. Bu da Meksika Körfezi'nde bir botun içerisinde olduğuydu kızın kafasının. Bu ipucu takip edildi ve o da araştırıldı ama maalesef hiçbir yere varmadı. Yani boş çıktı. 10 ay boyunca bütün ipuçlarının araştırılması ve kimsenin çıkıp da kızı sahiplenmemesi üzerine bu dava maalesef o soğuk davalardan birisi olarak değerlendirildi ve bunun üzerine Jane Doe Missouri'deki Washington Park mezarlığına gömüldü. Gömüldüğü tarih ise Aralık 1983'tü. 20 yıl sonra Haziran 2013 tarihinde yetkililer gelişen bilim ve teknoloji sayesinde kızın kimliğini belirleyebileceklerini umarak kalıntılarını mezardan çıkarma kararı aldılar. Fakat bu mezarlık böyle çok unutulmuş bir yerde ve hiç bakım yapılmamıştı. Bundan dolayı Jane Doe'nun mezarında bir işaret bile yoktu. Hatta bakımsızlıktan insanların yerleri bile değiştirilmişti. Ama yine de başka kaynakların ve gönüllü insanların da yardımıyla yetkililer Jane Doe'nun kalıntılarını mezardan çıkarmayı başardılar. Daha sonra ise stabil izotop analizi yaparak, ki bunu da kızın kemiklerinin kalıntılarından ve minerallerini falan inceleyerek yapıyorlardı. Yaşadığı sırada içtiği sulardan hangi bölgelerde yaşadığını tespit etmeye çalıştılar. Ve bu testlerin sonucunda ise genellikle güneydeki bazı eyaletlerde yaşadığını ortaya çıkardılar. Bu eyaletlerin ismini de şimdi okuyacağım çünkü gerçekten aklımda tutamam. Georgia, Mississippi, Arkansas, Texas, Tennessee, Florida, Louisiana, Kuzey ya da Güney Carolina. Yani anlayacağınız üzere bir sürü yerden kızın testinin sonucunda kanıtlar bulunmuştu. Ama bunlardan hangisinde yaşadı ya da kendisi öldürüldüğünde hangisindeydi, bunların hiçbirisini bilemedi. Doğal olarak ailesinin nerede olduğunu, onu tanıyan insanların nerede olabileceğini de bulamayacaklardı. Her ne kadar bu küçük bir umut da olsa, alanı kısıtlamış bile olsa yaşadığı yerleri, maalesef yetkililer
birisi çok önemli bir bilgiyle gelmediği sürece bu kızın kimliğini bulamayacaklarını düşünüyorlardı. Ve bu kıza lakap vermeye karar verdiler. Birisi Umut'tu, diğeri ise Küçük Jane Doe ya da St. Louis Jane Doe'ydu. Araştırmalar tabii ki yine meyvesiz çıkınca St. Louis'teki Calvary mezarlığına gömüldü. Ve bu işlemlerin yapılmasında da bir dernek yardımcı oldu. Bu dernek ise Garden of Innocence, yani masumların bahçesi olarak geçen bir dernekti. Aynı zamanda benim anladığım kadarıyla kızın mezarının bakımını da üstlenmişler. Yani mezarı da devamlı olarak bakım yapılıyor. Şimdi olayın ilginç tarafına geçeceğim. Çünkü şüphelilerden bahsedeceğiz. Daha doğrusu bir şüpheliden bahsedeceğiz. Çünkü bu kızın ölümüyle alakalı şüpheli listesi kısa. Bunun sebebi de az önce bahsettiğim kanıtlardaki yetersizlik ve kızı kimsenin arayıp sahiplenmemesi üzerine, aynı zamanda onun hakkında bir kayıp ilanı da verilmemesi üzerine polislerin düşünceleri şu yönde değişti. Bu kıza bunları yapan kişi büyük ihtimalle aileden birisiydi ve bu yüzden hiç kayıp ilanı vesaire verilmemişti hakkında. Ama tek sebebin bu olabileceğini ben düşünmüyorum. Belki kimsesiz bir çocuk da olabilir, hiç kimsenin tanıyıp bilmediği bir çocuk da olabilir, yani sokaklarda olan bir çocuk vesaire. Bu yüzden kimse kayıp ilanı vermemiş olabilir hakkında, kendi sorumluluğu hissetmediği için insanlar. Ama eğer aileden birisi ise bile ailenin nerede yaşadığını bilmedikleri için yetkililerin bunu bulmalarına da bir imkan yoktu maalesef. Fakat bir tane şüpheli vardı ki bu şüphelinin üzerinde bayağı yıllarca durmuşlardı. Bu bahsedeceğimiz kişi ise Vernon Brown adlı adamdı. Kendisi 1 Ekim 1953 yılında dünyaya gelmişti ve çok kötü bir çocukluk geçirmişti. Çocukluğunda büyük babası tarafından aşırı fiziksel şiddete maruz bırakılmıştı. Bunların ardından liseyi yarıda bırakmıştı ve 1973 yılında 12 yaşındaki bir kıza cinsel saldırıdan tutuklanmış, bu yüzden de 4 yıl hapis yatmış. 4 yılın sonunda adam serbest bırakıldı, fakat onun serbest bırakılmasının ardından 9 yaşındaki Kimberly Campbell kayıplara karıştı. Daha sonra kızın cansız bedeni Vernon'un büyük annesine ait olan bir binada, boş bir bina ayrıca bu, o binanın bodrumunda cinsel saldırıya uğramış ve boğulmuş bir şekilde bulunmuştu. Fakat Vernon'u tutuklayamamışlardı çünkü onu suçlayacak yeterince kanıtları yoktu ortada. 1985 yılında Vernon St. Louis, Missouri'ye taşındı. Yani bu bahsettiğimiz olayın yaşandığı yere. Adını değiştirmişti. Yeni adı Thomas Turner'dı ve orada karısıyla, üvey çocuklarıyla birlikte yaşıyordu. 24 Ekim 1986 tarihinde öğlen saat 3 gibi evinin verandasında oturmuş, okuldan inen, okul servisinden inen çocukları izliyordu. Ve bu çocukların içerisinde 9 yaşındaki Janet Perkins de vardı. Vernon bu kızı fark etmişti ve bir şekilde kandırıp onu kendi evine sokmuştu. Daha sonra ise üvey çocuklarına odalarına gitmelerini söylemiş, kapılarını da dışarıdan kilitlemişti. Bunu yaptıktan sonra küçük Janet'ı evinin bodrumuna götürmüştü. Kızın elleri ve ayaklarını kablo bir askıyla bağlamıştı ve daha sonra da bir iple boğmaya başlamıştı. Ve kendi çocukları da, yani üvey çocukları da bu havalandırma sistemi sayesinde kızın çığlıklarını ve yalvarışlarını gayet net duyabiliyorlardı. Bu işi bitirdikten sonra ise Vernon kızın cansız bedeninden kurtulup hiçbir şey olmamış gibi gününü yaşamaya devam etmişti. Sonraki gün Vernon'un evinin arka sokağındaki bir çöp kutusunda polis iki çöp poşeti halinde Janet'ın kalıntılarını buldu. 27 Ekim 1986 tarihinde, yani olaydan 2 gün sonra Vernon tutuklandı ve tutuklanmasına yardımcı olan bir şey de komşulardan birisinin Janet'ı evine girerken gördüğünü söylemiş olmasıydı. Ki daha sonra sorguda itiraf da etti cinayeti işlediğini. Hatta bir yıl öncesinde, yani 7 Mart 1985 tarihinde 19 yaşındaki Sinatra Ford'u öldürdüğünü de itiraf etti. Sinatra, Vernon'un tamirci olarak çalıştığı apartmanın bodrumunda elektrik kablosuyla boğulup defalarca bıçaklanmış bir şekilde bulunmuştu. Fakat o zamanlar Vernon tutuklanamamıştı. Yani tutuklanmıştı ama dediğim gibi ceza verilmemişti. Bunun sebebi ise yalancı bir şahit bulması ve onun kendisini kurtarmış olmasıydı. Vernon hapisteyken Tom Carroll adlı bir cinayet dedektifi onu sık sık ziyarete gidip başka bir cinayeti işledi mi ya da bağlantılı olduğu başka cinayetler var mı diye sık sık sorgulamıştı. Ki bunların içerisinde özellikle öğrenmeye çalıştığı şey
ise St. Louis'teki Jane Doe'nun davasının onunla bir bağlantısı olup olmadığıydı. Ama maalesef Vernon bu sorgulamalar sırasında başka bir cinayeti işlediğine dair bir itirafta bulunmamıştı. Dedektifler en az 20 tane çözülmemiş cinayet vakasıyla Vernon'un bir bağlantısı olabileceğini düşünüyorlar. Fakat maalesef ellerinde yeterince kanıt olmadığı için onun suçlu olduğunu kesin olarak belirleyemiyorlar. Son olarak 18 Mayıs 2005 tarihinde gece saat 2:35'te Vernon ölümcül bir enjeksiyon ile idam edildi. Yani eğer cinayeti işlediyse bile ya da başka cinayetleri işlediyse bile bunu kendisiyle birlikte mezarına kadar götürmüştü. Ve bu zamana kadar St. Louis Jane Doe'nun kim olduğunu söyleyen ya da onu sahiplenen hiç kimse çıkmadı. Ama hala da araştırmalar devam ediyor, ipuçları değerlendiriliyor. Fakat maalesef dediğim gibi ne birisi çıkıp sahiplendi onu ne de vücudunun geri kalanı, yani kafası daha doğrusu, bulunamadı. Bu yüzden kimliğinin belirlenmesinde de en önemli adım hala atılamamış oldu. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğeni tıklamayı ve aşağıya da bir yorum bırakıp kanalıma kırmızı butondan abone olmayı unutmayın. Siz hangi teoriye inanıyorsunuz? Sizce Vernon öldürmüş olabilir mi St. Louis Jane Doe'yu? Ya da gerçekten ailesinden birisi mi yapmıştır? Ya da kayıp bir çocuk mudur? Bunları lütfen aşağıya yorumlarda belirtin. Orada da tartışabiliriz. Eğer yapmamı istediğiniz başka Jane Doe, John Doe vakaları varsa onları da aşağıya aynı şekilde bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.